Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Borsamız kapandı. Şu anda saat 8.19. 8.19. 2 saat oldu borsayı kapattık. Bakalım çabucak hemen bugün kısacık hemen borsa endeksimizi değerlendirelim. 3 tane de güzel takibimize takılan hisse senedi var. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Videoyu fazla uzatmadan. Borsa endeksi gün içi 8000 88 puana kadar e, düştü günlük %1,77 değer kaybetti e, fakat e, dünden daha böyle yumuşak bir gün geçirdik dün çok sert geçti e, bugün haftanın son günü e, cumartesi pazar e, ortadoğu'daki gelişmeleri izleyeceğiz orayı iyi takip etmemiz lazım endeks için ee, şöyle bugün düne göre biraz daha yumuşak hareketler hisselerde düşmeler oldu ama çok sert düşüşler olmadı. Dünkü hareket çok kötüydü. Ee, Perşembe günü çok sert e, geçmişti biliyorsunuz e, borsa endeksi %4'lük dalgalanma yaptı. Bugün e, 8088 puanın altına salmadılar. Yumuşaktı Yani düne göre daha böyle iyi bir gün geçirdik gibi geldi bana. Hisselerde düşüşler oldu ama sert düşüşler pek görmedim. Yüzde 1-2-3 olanlar var. Tabii onlar da şeylere gelmiş değil yani. Böyle ortalamaları çok kırmış hisse senetlerimiz yok. Yani genel olarak bu piyasa şartlarında durduğumuz noktayı iyi olarak görüyorum. Bugün kapanışta. 22 günlük ortalamanın çok az bir altında kapattık ama sanırım sanırım o fazla bir etkili olmayacaktır. Şimdi cumartesi pazarı iyi takip etmemiz lazım. Yani borsanın kapanlık olması bizim için biraz avantaj sağladı. Yani bu iki günlük hafta tatili bize birazcık avantaj sağladı. Günlük hacmi hacim düştü. 106 milyara düştü. Yani Elinde hissesi olanlar beklemede kenarda parası olanlar da bir anlamda bekliyor yani şöyle bir cumartesi pazar geçsin ondan sonra karar verelim diyen yatırımcı sayısı fazla gibi geldi bana çünkü hacim bugün çok düştü 106 milyar olarak hacim kapattı yani bu hacmin böyle günlerde düşmesi iyidir yani olumlu olarak gördüm hacmin düşmesini olumlu olarak gördüm. Ee, sadece e, 22 günlük ortalamanın çok az bir altında e, bir kapanış geldi. O da 40-50 e, puanlık e, ufak bir eksiye düşmüş oldu. 22 günlük ortalamanın altında kapanış geldi. Bu biraz kötü hareket ama hafta sonunu iyi izlememiz lazım. Yani Orta Doğu'daki gelişmeleri izlememiz lazım. Benim bugün gözüme takılan e, 3 tane çok dik duran hisse senedi takıldı. Hemen onlara da çabucak e, bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi İpeke İpek Enerji. İpek e, doğal enerji kaynakları araştırma e, üretim AŞ. İpek Enerji bugün e, piyasaya hiç aldırış etmedi. 22 günlük ortalamaların üzerinde kimlerin elinde İpeke Enerji varsa yani çok güzel bir duruş e, sergiliyor sanki bu kriz havasından Etkilenmeyen bir hisse senedi havası var. Bugün borsanın bütün parasını, borsa üzerinde dönen bütün parayı üzerine çekti İpek Enerji. 1 milyar 700 milyonluk çok yüksek bir hacim yaptı. 22 günlük ortalamanın üzerinde. Yani e, İpek Enerji'yi ben bugün çok beğendim. Grafiklerine inceleme ihtiyacı duydum. Onu da hemen... E, Ekrana aldım yani dikkatimi çektiği için bütün çok hisse senedi var. Dikkat çeken çok hisse senedi var ama videolar kısa olduğu için yüklemesi de çok zor olduğu için e benim de zamanım çok kıt olduğu için e, çünkü ben bunları böyle bütün gün izliyorum. Gün içi böyle video video yapamıyorum yani ben açıkçası akşamdan akşama bir tane iki tane ufak ufak böyle e, antrenman yapıyorum kendi çapımda vakit geçiriyorum yani. E, böyle bilgilerimi de Sizinle paylaşmak istiyorum İpek Enerji bugün çok güzel dikkatimi çekti aldım ben bunu 1.7 milyarlık çok güzel e, hacim yaptı e, 22 ve 55 günlük ortalamaların üzerinde yani endeksteki satışlara meydan okuyor yani İpek Enerji bu piyasadaki e, satış baskısına endeksteki satış baskısına adeta meydan okuyor. E ee, tabii fazla detaylara inemiyorum. Ee, zaten son 3 gününü incelediğim zaman geçmişe yani bu ortada o olaylarından etkilenmeyen tek hisse senedi yani gözüme takılanlar içinde e, İpek Enerji çok dikkat çekiyor. Ee, i̇nşallah gerisini getirebilir. İnşallah gerisini getirebilir. endekste yardım ederse İpek Enerji'de durumlar çok iyi görünüyor. Teknik analiz olarak durumları çok iyi görünüyor. Varsayalım ki satışa uğrarsa elinde kimlerin varsa 48-44. şu anda 51.05'ten kapanışı var. Yani 48 TL'ye kadar düşerse dahi bu hisse senedinde şu anda korkulacak hiçbir durum yok. 48 TL'ye kadar yani düştüğünü varsayalım yani bu hissede kesinlikle korkulacak bir şey yok bugün borsanın bütün parasını üzerine mıknatıs gibi çekti 1.7 milyarlık hacim yaptı ee, inşallah İpek'e teknosa gibi yapar diyoruz yani e, yukarı yönlü yani kazandırsın yani hisseler yatırımcısına kazandırsın derdimiz o e, çok güzel hoşuma gitti İpek'in durumu e, krizden işte endeksten Orta Doğu'dan etkilenmeyen bir hisse senedi var karşımızda İpek Enerji şimdi hemen diğer hissemize geçiyorum e, diğer bugün e, gözüme takılan e, indes bilgisayar indes bilgisayar indes bilgisayar da <laughs> tabi geçen haftalarda e, yükseliş e, yaptığını izliyordum tabi ben hepsini işte dediğim gibi yükseliş yapan hisselerden bir tanesi indes bilgisayar e, bugün çok güzel bir hacim yaptı 222 milyarlık bir hacim yaptı e, neden bugün dikkatimi çekti yani ise işte 27 liradan gelmiş işte aşağılara düşmüş bugün 55 günlük ortalamanın üzerinde bir tepki e, alımları geldi. %5 artıyı gördü benim izlediğim kadarıyla tabi bu. %5 artıyı gördü. Şu anda %2 diyelim 1.90 artıdan kapattı. 222 milyarlık e, şöyle çok güzel bir hacim yaptı. Yani perşembe çarşamba günlere göre hacmini %100 oranında arttırdı. Böyle bir tepki çıkışı verdi. Nereden verdi? 55 günlük ortalamadan verdi 22 günlük ortalama seviyesinde kapattı yani bu hisse senedi zaten güzel bir hisse senedi indes bilgisayar ben bilançolarına da baktım çok olumlu bilançoları var şimdi onları hepsini bir araya sıkıştıramıyorum çünkü videolarım çok uzuyor kısa kısa böyle bilgi vermeye çalışıyorum indeks bilgisayar bugün benim dikkat çeken hisseler arasında yerini aldı e, Indeks bilgisayar şimdi bu noktalardan endeks çok önemli tabi endeksi biz e, korumamız lazım yani para çıkışları olmasın yani bu işte Orta Doğu'daki olaylardan dolayı endeks yatay gidebilir e, yani bizim Derdimiz aşağı yönlü kırmasın ama pazartesiden itibaren bu cumartesi pazar hafta tatili, iki günlük hafta tatili bize bir avantaj sağlayacak. Neden? Çünkü siyasi gelişmeleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmemiz için inşallah kötü bir şeyler olmaz, inşallah olaylarda büyümeler olmaz. Olaylar böyle sakinleşirse, büyüme eğiliminden düşerse borsamız için çok iyi olur. O zaman endeks e, 8000 e, seviyelerinden alan arkadaşlar hepsi 8500 bilanço dönemi de başlayacağı için pazartesi günü bilanço dönemimiz başlıyor. Altını çizerek söylüyorum. E, 2023 9 aylık bilançolarımız pazartesi günü şirketler e, SPK'ya vermeye başlıyor. E, 30-40 günlük bir dönemden bahsediyoruz. Yani Arçelik'le başlar, İş Bankası, Tüpraş, Petkim e, Koza, e, Astor bütün hisse senetlerinin e, yani bilançoları düşmeye başladığı zaman e, yarın öbür gün endekste böyle sert artı iki artı üçler e, gelirse yükselişler çünkü çok baskı yaptılar son bir hafta içinde. E, çok hisse topladılar. E, çok hisse topladılar. Buradan yukarıya çıktığı zaman zaten konu bizimle alakası olmayan bir konudan satışıyoruz biz. Yani Ortadoğu'daki olaylar bizim kendi ekonomimizle ilgili olan bir sıkıntı. Yok piyasamızda dediğim gibi dış kaynaklı düşüşler yaşıyoruz yani böyle hafif çaplı baskılar yaşıyoruz ama tabi doğal olarak 5 iş günü 5 iş günü bizi çok zorladı yani bu hafta zor bir hafta geçirdik yani kimseyi kandırmaya gerek yok bu hafta bugün ayın yani pazartesi salı çarşamba perşembe cuma günleri borsada çok zor bir hafta geçirdik normalde herkes 8500 endeksi geçip 8750'ye tırmanmayı beklerken ki tırmanmamız da lazımdı. Ben inanıyorum. Yani benim aklımdan geçen bu hafta İsrail Filistin olayları olmasaydı bizim endeksimiz bu hafta bizim endeksimiz bu hafta 8750 puanın üzerinde olacaktı yani. Ama ama ne oldu? Ama ne oldu? İşte bu olaylar bir anda pazartesi günü patlayınca piyasalar açılınca Satış baskısı yarattı. Ama bu zor şartlara rağmen endeksimizi ben takdir ediyorum. 8000'in üzerinde kalmayı başardı. 8000'in üzerine ben zaten hafta başından beri söylüyorum. 8000'in altına gitmek e, istemiyorum. Yani görmek istemiyorum. Yani 8000'in altına düşmeyelim yani. Düşersek daha kötü yerlere gideriz. Daha kötü yerlere gideriz. E, bilanço bayram yani bizim borsanın bayram günü bilanço dönemleri bayram havasıdır borsada e, her zaman böyle olmuştur yine böyle olacaktır. E, dediğim gibi bu e, 8006'na düşmemesi dün 8055 puanı gördü bugün en düşük e, seviye. Bugün benim izlediğim kadarıyla gözümden kaçan 5-10 kuruş olabilir. 8.088 puanın altını ben görmedim endekste. Dün 8.055 puana geldi. 8.055 puana geldi endeks. Ee, dediğim gibi buralardan şöyle yukarıya doğru işte e, bilanço dönemi mutlaka bunu yukarıya çekecek. Bilanço dönemi mutlaka bunu yukarıya çekecek bu endeksi. Ve hisseleri de yukarıya çekecek. Ama... E, Tabi e, Orta Doğu'daki gelişmeleri izlememiz lazım. Neyse İndex Bilgisayar 22 günlük ortalama e, da kapattı. Tepki çıkışı verdi. E, zaten güçlü bir şirket. Kar oranları, FK oranları falan çok iyi bir şirket. E, bugünkü tepki çıkışını piyasada endekste yardım ederse önümüzdeki günlerde Bugünkü alımın e, ilerisi için yani bir hafta 10 gün 15 gün sonrası için indes bilgisayarda e, güzel hareketler izleyeceğiz gibi geldi. O yüzden dikkatimi çekti. E, indes bilgisayar e, yani gözüme girdi yani bugün açıkçası. Böyle kendini belli etti. Böyle e, kar satışımı yaptım. Düzeltmemi yaptım. Ben hazırım. Böyle bir havası verdi. Şimdi hemen buradan nereye geçiyoruz? Escar e, Turizm. Escar Turizm. O da benim dikkatimi çekti. <laughs> o da benim dikkatimi çekti. Ee, 22 günlük e, ortalamanın üzerinde. Ee, bugün %8-9'lara kadar tırmandı. Tabi e, endeks yardım etmeyince e, Escar'da e, %4-5 diyelim ona artı kapanış yaptı. E, Escar e, bugün Zaten ben 10 günden beri izliyordum eskar e, turizmi e, ama dediğim gibi endeks yardım etmeyince tavana kilitleme yapamadı. %9'lara kadar tırmandı. Onu bekledim. Onu yapamadı. E, %7, 8, 9'u gördü yani. %9'u gördü. Ona e, yapamadı. Artı ondan bahsediyorum tabi. %5 e, artıdan kapattı. E, hacminde ee, çarşamba ve perşembe gününe göre artışlar var. Yani bu e, son yani zirve noktasını bir de şöyle bakalım e, SCR e, SCR'a bir de dolar olarak e, değerlendirdiğimiz zaman TL olarak harika bir grafik yaptı. Hacimleri artmasıyla beni dikkatimi çekti. Benim dikkatimi çekti. E, şuradan e, bir internete biraz sıkıntılar oluyor da yani sayfayı çevirmekte zorlanıyor. Tabi programlar hepsi bir anda yüklenince çalışma 3-5 program eş zamanlı çalışıyor bilgisayarımda. O yüzden zorlanıyor. Açabilirse dolara da bakacağız. Ee, ama TL bazlı grafikleri harika bir e, sinyal verdi. E, piyasa düzelirse yani bu endeksteki endeksteki e, baskı kalktığı zaman ben Eschar'dan güzel hareketler bekliyorum eee SCHAR'dan güzel hareketler bekliyorum. E, bunun devamını getirecek gibi geliyor bana. SCHAR'ı da takibe alırsanız e, yani e, benim hoşuma gitti. Bu e, zaten bayağıdan beri yükseliş trendi içerisinde olan bir hisse senedi. Ee, Tabi zaman zaman duruyor. Zaman zaman ufak satışlar yapıyor. Ama e, dediğim gibi genel olarak Escar'ın e, grafikleri çok iyi. 55 ve 22 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Mesela dün borsa e, düşmüş olmasına rağmen dün hiç etkilenmedi. Dün endekste %4'lük e, dalgalanma oldu. Escar etkilenmedi. Bugün endekste yine satış baskısı vardı. Önceden söylediğimiz gibi Perşembe-Cuma'nın zor geçeceğini söylemiştik zaten onu bilerek biliyorduk yani bilmediğimiz bir şey söylemiyoruz yani biliyorduk zor iki gün geçeceğini. Cuma günü de zor geçti ama bugün yani bugün Cuma günü düne göre sanki böyle daha böyle böyle bir e, sakindi yani sakindi sert hareketler görmedik normal endeks bir bir buçuk yaptı. 2'yi gördü eksi de ama hisse senetlerine dikkat ettim. Kırmızı yanan hisse senetlerinde öyle şiddetli satışlar yoktu bugün. Dünkünden ayıran nokta bu. Dünkü endeksle hisse senetleriyle e, bugünkü endeks ve hisse senetleri hacimdeki sert düşüş. Mesela dün 140 milyarlık hacim yaptık, 140-150 milyarlık hacim yaptık dün Perşembe günü aşağı yukarı aşağı yukarı böyle sazan balıkları gibi gidiyordu dün böyle hisse senetleri satanlar onlar buna çok sert hareketler geldi dün perşembe günü ama bugün e, gayet yumuşak bir e, piyasa izledim ben yani ekranlarda kırmızı yazan hisse senetleri e, çok küçük %1-2-3 ortalamada e, düşüşler gösterdiler yani e, böyle artık e, savaş etkisini savaş satışlarını e, sanırım sanırım e, benim kendi fikrim çok çok kötü olaylar olmazsa, gelişmeler olmazsa bu endeksi 8000'in altına salmayacaklar. 8000'in altına bu endeks e, düşmeyecek gibi geliyor benim gönlümden de geçen o zaten. 8000'in altına düşmeyelim. 8000'in altına düşersek o zaman çok başka şeyler konuşuruz. Allah göstermiş 8006 kötüdür yani. 8000'in üstünde zaten tutunuyor. Zaten saat 4 ile 5 arası 8088'e gelen endeks güçlü bir para bastılar. Yani güçlü bir para girişi oldu yine piyasaya. 8205'lere kadar çıktı. Akşamüstü gene böyle bir al satçılar, tradeçiler diyeyim onu organize ettiler sanırım. Ama genel olarak bugün piyasadan memnundum. E, Escar SR e, dediğim gibi benim e, hoşuma gidiyor şu anda SR e, bu e, yükselişi devam ettirecek gibi geliyor. Tabi endeksi takip etmekte fayda var. E, bu akşam e, İpek Enerji, Indes Bilgisayar, e, Escar Bilgisayar, SR Turizm ve endeks 4 e, grup olarak e, bunu ekrana vermeye çalıştım. Yani fikirlerimi söylüyorum yani. ...fikirlerimden faydalanırsanız... ...yani e, sizin menfaatinizde olur... ...yoksa bizim kazandığımız hiçbir şey yok yani... ...böyle vakit geçiriyoruz işte... ...vakit e, geçiriyoruz... E, Tabi piyasayı takip etmek... ...yani borsayı takip etmek... ...dünyayı takip etmek demek... Yani ...zekamızı e, formda tutmaya çalışıyoruz... ...bizim yani borsada yaptığımız iş bu yani... E, ...öyle çok büyük vurgunlar... ...avlar, satlar falan yaptığımız yok... ...sadece bilmeyenlere bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz yani... Bu akşamlık söyleyeceklerim bu kadar. Ee, herkese iyi tatiller dilerim. Ee, son olarak Cumartesi Pazar Ortadoğu'daki gelişmeleri iyi takip edin derim. Elindeyse senede olanlar var. Çünkü Cumartesi Pazar bizim için bir avantajdır. Ee, orada yumuşama sinyalleri gelirse borsamız tavan tavan gider. Ee, orada sertleşme hareketleri giderse e tabii biz de doğal olarak e, sıkışık seanslar yaşamaya devam ederiz. O yüzden cumartesi pazar dersimizi iyi çalışıyoruz. İzlemeleri Ortadoğu'daki haber akışlarını iyi takip edin derim. Yoksa cumartesi pazar borsa çalışmayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, dediğim gibi gözüme takılan 3 hisse senedi ve e, İstanbul e, BIST 100 endeksini e, bugünkü değerlendirmesini yapmış olduk. Herkese iyi tatiller, iyi akşamlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım canınızı sıkmıyorumdur. Bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yani kazanacağınız ve kaybedeceğiniz noktaları anlatmaya çalışıyorum. Umarım tecrübelerimden bir şeyler kapıyorsunuzdur. Tabii ben kimsenin hesabına giremiyorum yani kim nasıl değerlendiriyor bilgilerimi, kim nasıl olumlu yönleri alıyor, kim nasıl şey yapıyor, onu bilemem yani. Ama ben bildiklerimi gördüklerimi söylemeye çalışıyorum çünkü herkes borsayı takip edemiyor olabilir yani takip çok önemli takip çok önemli hesaplama kitaplama ortalamalar işte siyasi şartlar çok önemli olduğu için borsada yani birazcık bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum herkese iyi tatiller iyi akşamlar dilerim bu akşamlık bu kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere.